Merhaba, acayip zamanlara hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu yeni yılla birlikte yeni iki tane dijital platformumuz oldu. Eksen ve Yayın diye hayatımıza yeni iki unsur girdi. Bu yeni unsurlar, bu dijital platformlar işte daha önce küresel platformlarla tanışmış idik. Netflix gibi. Bu yerli dijital içerik platformlarıyla birlikte medya neydi, ne oldu, nereye gidiyor? Buradan bu dijital platformların hallerinden yola çıkarak gelecek hakkında bir takım tahminlerde bulunabilir miyiz diye konuşalım istedik Güven'le. Sevgili Güven, biz dijital platformlarla galiba Dijitürk'le tanıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha öncesi var idiyse galiba biraz ses getirmedi diye düşünüyorum. Evet, Sine 5'ler vardı, Tele 10'lar vardı ama onlar dijital sayılmaz, daha şifre çözme üzerine kurulu şeylerdi. Doğru, Ben Digiturk ülkede hakikaten bir ilkti ve öncüydü. naif bir taşralı olarak Dijitürk kurulurken bu iş niye yapılıyor diye çok merak etmiştim işin hakçası. Yani memleket zaten kanal enflasyonuna boğulmuş idi. Yani böyle bir dijital platform ne manaya geliyor, neden yapılıyor, bu kararı verenler hangi fizibiliteyle yapıyorlar, verdiler bu kararı, doğrusu anlamakta zorluk çekmiştim. Hala da çok anlamış değilim ama zannediyorum şöyle, yani şöyle yorumlamıştım, çok mu haksız yorumlamıştım bilmiyorum. Yani bak, dünyada böyle şeyler oluyor ve işte gelecek burada. Dolayısıyla medya buraya doğru kayıyor. Bizim de bu konuda ön almamız gerekiyor diye birileri Karamemede bir proje sundu diye tahmin ediyordum. Bu ters şeyin Turkcell'in de performansı Karamemede bu konuda yenilikçi bir takım şeyler yapmak konusunda cesaretlendirmişti ve Dijitürk'e bu yüzden girmişti diye tahmin ediyordum o zamanlar. Hala öyle tahmin ediyorum. Bir bilgin var mı bu konuda? Valla şöyle, hakikaten tanışmadım kendisiyle. Artıları eksileri olabilir ama Mehmet Amin Kara Mehmet benim gerçekten vizyoner bulduğum, takdir ettiğim, hani bu ülkeye ciddi katkıları olmuş, markalar yaratmış. Yani Turkcell, Digiturk, ülkede bankacılığı değiştiren kişilerden birisidir. Yapı Kredi Bankası geride kalmış bir bankaydı. Yani büyük devlet bankaları ve daha özel büyükler yanında çok şey değildi ama bireysel bankacılığa verdiği hizmet ve inan 89 senesinde bir pazarlama ekibi kurdu bir bankada, biz şaşırdık. Yani marka yönetimine başladılar. Dolayısıyla gerçekten öyle birisiydi. Sevin Sevmeyin, hani Uzan grubu da o tür öncülükleri olan ilk özel televizyonları kuran gruplardan biriydi ki Digitürk'ten önce Uzan grubu Star Dijital diye bir altyapı kurdu. Ve işte Tele 10'du, maç hakları ondaydı. Sonra Star Dijital'i kurdu ve aslında ilk Digitürk odur. Fakat 2001 krizi geldi. Onun öncesinde futboldan çıktı. Buna da geleceğim. Yani bu tür dijital platformların taşıyıcısı olan futbolun önemi ve değeri konusu da ilginç bir tartışma konusu. Ama hakikaten Mehmet Emin Karamehmet çok yenilikçi, öncülükleri olan bir girişimciydi. Digitürk de onun önemli eserlerinden bir tanesi gerçekten. Ya yani ama sonuçta şimdi bir ticari başarı mıdır? Bunun arkasında yatıyor olan fizibilite neydi falan, bunları hiç bilmiyorum. Yani bir gelir planı varmıştır mutlaka. Bu gelir planına ulaşabildiler mi? Zannediyorum ulaşamadılar. Şöyle bir tecrübem var benim. Yani ben o zamanlar Açık Öğretim Fakültesi'nde görevliydim. Dijitürk kurulduktan bir süre sonra Dijitürkçüler geldiler ve dediler ki, yani biz aslında hani beklediğimiz performansa ulaşamadık. Sonra bir araştırma yaptık. Türkiye'de en yoğun talep eğitim alanında. Eğitim, uzaktan öğretim konusunda da uzman sizsiniz. İşbirliği yapmak istiyoruz dediler. Biz yabancı dil eğitimi ve üniversiteye hazırlık konusunda işte Dijitürk platformunu kullanmak istiyoruz dediler. İşte ben her zamanki çıkıntılığımla yabancı dil eğitimi
teknolojiyle yabancı dil eğitiminde şöyle bir sıkıntı vardır. Yani yabancı dil öğrenme insandan insana çok değişir. Yani bazıları çok kolay öğrenir, bazıları benim gibiler yani böyle kafasına çiviyle vursam öğrenmekte zorlanırlar. Dolayısıyla hani bu dijital bir platformu uzaktan öğretimle yapıldığı zaman başarısızlık sizin hanenize olumsuz yazar. Üniversiteye hazırlıkta evet yani şu anda Türkiye'de en yoğun talep o alanda görünüyor eğitimde ama uzaktan öğretim talebi şey bu anlamdaki eğitim talebi büyük ölçüde çocukların ailelerinden kurtulmaları için talep ettikleri bir şey. Yani çocuk Rize'de oturuyor, Trabzon'a dershaneye gidiyorum deyip ailesinden kaçıyor yani. Buna evde eğitim verdiğin zaman ona talip olmaz filan dedim. Bozuldular. Bunun üzerine bir araştırma, biz bir çalışma yapalım dedik. İşte o zamanın dekanı, dekan yardımcılarından bir tanesi ve ben bir araştırma yaptık. Dijitürkçülere sunduk yani. Dedik ki işte sosyoloji değişiyor, insanlar bahçeli evlere çıkıyorlar. Bu tür şeylerin parasını ödeyebilecek durumda olan insanların hayat tarzı değişiyor. Bu değişen hayat tarzına göre eğitim yapmak gerekir. Daha doğrusu bunun bir talebi var. Birinci kalem olarak. İşte pet, ev hayvanı bakımı vesaire falan gibi konularda. İkinci olarak işte insanlar genel olarak işte sanat tarihi, arkeoloji falan eğitimi talep ettiler ama geçim kaygısıyla mühendislik okudular. Şimdi para sahibi oldular ama içlerinde ukde kaldı. Bu tür alanlarda eğitim verilirse para sahibi de oldukları için bunları finanse edebilirler. Üçüncü başlık olarak da yani Türkiye'de birçok meslek grubu kendisini güncelleyemiyor. Yani mesela tıpçılar kendi alanlarında neler olup bittiğini takip edemiyorlar. Dolayısıyla onları güncelleyecek eğitimlere parayı ödeyebilecek durumdalar da bu tür konularda eğitim verilmesi gerekiyor dedik. Bunlar çok sofistike geldi dijitürkçülere. Bizi adeta kovdular. Yani. Ya Türkiye'de şimdi medyanın bir fizibilitesine de bakmak gerekirse bu şunu söyleyebilirim. Sen. Sonra dijitürk okay. Kendisi başka birileriyle şey yaptı. Üniversiteye hazırlık kursları yaptı ve ciddi bir başarısızlık oldu. Yani oradan edindiğim intiba şuydu. Yani bu tür konulardaki fizibiliteler çok da böyle bilinçli yapılmıyor idi. Yani dünyada oluyor, bizde de olsun motivasyonu vardı. Bir de yani çok düz ayak yapılmış araştırmalara yaslanan, olsa olsa kestirimleriyle yapılan fizibiliteler vardı gibi gelmişti bana. Doğru. Yani şu an medyaya baktığımızda hani fizibilite, kar, zarar taraflarına basın zaten bitti. Orada para kazanmak şey değil. Bugün kanalların çoğu zaten içeride. Yani o reklam gelirleri, o prodüksiyon, yapım ve diğer masrafları karşılamıyor. Digiturk ve benzeri platformlarla ilgili olarak şunu çok yakından biliyorum. Geçmişte dönem dönem hizmetlerim oldu o sektörlere. Mesela futbol çok belirleyici. Yani futbol yayın haklarını alan liderliği ve şeyi götürüyor. Futbolsuz bir şey yürümüyor. D-Smart bunun örneğidir. Benzer örnekler var. Yani o dönemin koşullarında. Ama mesela futbolda da başka dinamikler devreye giriyor ve Türkiye'de futbol gelirleri yani para verip kanaldan Digiturk'tan izleyecek insanların ya da Bein Sport'tan ödediği para o şeyi kurtarmıyor. Dolayısıyla hani futboldan hiçbir zaman para kazanılmadı futbol yayıncılığında. Sadece bir itici güç oldu. Yani diğer şeyleri destekleyen. Ama finansal açıdan baktığımızda Türkiye'deki birçok girişimin karlı olmadığını söyleyebiliriz. Yeni girişimlerle ilgili de çok tartışmalar var. Ben de merak ediyorum. Gerçekten hani bu eksen ve gain nereye gidecek, ne olacak? Ama şu aşamada çok ekonomik açıdan feasible gözükmüyor. Mesela Netflix gayet karlı bir şirket. Yani 20 milyar dolar ciro yapıp yaklaşık 2 milyar dolar da kar eden bir şirket halinde. Ama bunun ve benzerlerinin Türkiye uygulamalarında çok karlı, çok verimli bir şey ben şimdilik görmedim. Eksen ve gain'i de göreceğiz. Yani bunlarla ilgili tartışmaya
devam edelim mi? Yani bunları biraz masaya yatırmaya yoksa? Galiba şunu da araya sokuşturmak gerekiyor. Yani ben dediğim gibi hani bu konularda böyle naif bir taşralı olarak farkında değildim ama galiba bu işi yapanlar da farkında değillerdi. Dijitürk'te ciddi bir big data birikti. Yani daha doğrusu bu tür dijital platformlar normal televizyonların televizyon kanallarının aksine izleyicinin hangi kanala, hangi dakikada, hangi saniyede girip hangi saniyede çıktığını, hangi izleyicinin bu işi yaptığını falan kaydedebilecek kabiliyete sahip oldukları için buradan bir data birikti ve bu datanın ticari bir değeri var. Yani o tarihlerde bunlar çok idrak edilmiş değildi. Yani bu big data konsepti o tarihlerde zaten pek yok idi. Ama hani şu tür dedikodular duymuştum. Yani işte Dijitürk'te mesela işte herhangi bir dizide Beren Saat sahneye girdiği anda işte kaç kişi şeye giriyor, o kanala giriyor, sonra Beren Saat çıktığı zaman kaç kişi onunla beraber çıkıyor, bu kayıtları tutabiliyor idiler. Bunlardan bir ticari fayda elde edebildiler mi bilmiyorum. Buradan ciddi bir ticari fayda elde edilebilir gibi görünüyor. Ya bana öyle geliyor ki mesela yemek sepetine verilmiş olan para aslında yemek sepetinin gelirlerine verilmiş bir para değil. Yemek sepetine birikmiş, dataya verilmiş bir paraydı. Evet, şimdi eski ile yeni arasında böyle bir fark var ama burada işte globallerin farkı ve üstünlüğü, dominansı öne çıkıyor. Özellikle hani sosyal medya tarafında baktığımızda bugün artık hani bir Instagram'da YouTube'un elindeki data ve bundan sağladığı gelir inanılmaz boyutlarda. Yani Netflix de belki gelir şey yapıyor ama Türkiye'de bu verilerin çok etkili kullanıldığına şahit olmadım. Yani buradan ciddi bir gelir sağlayamadı diye düşünüyorum genel olarak. Ufak tefek istisnalar olabilir. Burada şey de var tabii, yani Türkiye'de medya çok inovatif, çok vizyoner olamadı hiçbir zaman. Yani dışarıda ne gördüyse onu yaptı, onunla gitti. Yani bakın şu ana televizyon kanallarına, hepsi aynı saatte aynı şeyleri yayınlıyor. Yani biraz farklı bir şeyler düşünen bir Acun Ilıcalı var. Onun dışında ufak tefek niş kanallar var ama onlar da bir ciro ve şey yaratamıyorlar esas itibariyle. Dolayısıyla bir içerik ve vizyon eksikliği var genel olarak hani Türk medyasında. Dijital platformlarda da bu yıkılacak mı? İnan bilmiyorum. Yani eksenle ve gainle ilgili tartışmaları da izliyoruz. Yayınları da izlemeye çalışıyoruz olabildiğince. Farklı farklı sorunlar var. Mesela teknik sorunlar şu an çok can sıkıcı seviyede ikisinde de ama bunlar aşılabilir diye düşünüyorum. Yani bu teknik ve teknolojik şeyleri aşabilir. O konuda bana öyle geliyor ki bu 2020'nin son günlerine yetişmek, işte yılbaşına yetişmek için falan biraz acele ettiler galiba. Çok hazırlıkları tamamlanmadan başladılar. O yüzden öyle bir sıkıntı var gibi görünüyor. Yani. Aynen. Yani bir yılbaşına yetişelim dediler diye tahmin ediyorum. Bu Türkiye'de çok yaygın bir şey. Yani politikada falan da vardır. İşte bu baraj 19 Mayıs'a yetişsin falan, böyle hani baskı gelir siyasilerden. Eksik eksik yalan yanlış bir sürü iş yapılır. Hani burada yılbaşı tabii ki TV8'deki yılbaşı programında bunu tanıttılar. Dolayısıyla hani onu bir şey olarak alıp zaman deadline diyeyim, İngilizcesi, Türkçesi aklıma gelmedi. Ondan sonra onu yetiştirmeye çalıştılar. O yüzden eksikler var diye görüyorum. Bu normal. Hani Türkiye'de çok rastladığımız bir durum. Bunlar çözülebilir. Yani çözülebilir de hani ne kadar, nereye gider ondan sonra yerel ölçülerde bunu hep birlikte göreceğiz. Yani eksene baktığımızda içerik açısından daha popülist, popüler bir yaklaşımı var. Daha böyle hani izleyiciye yönelik biraz TV8'in dijitalleşmesi gibi. Tabii bu açılımların altında RTÜK'le ilgili hassasiyetler de var. Yani RTÜK bayağı işi zorlaştırıyor medyada. Yani engelleri, kısıtları, şunları bunlarıyla. Dolayısıyla dijital platformlarda bundan biraz daha yırtma motivasyonu da oluyor.
Ama içerik ve diğer konularda ne olacak? İzleme kendini kurtaracak mı bilmiyorum. Gain yine çok özgün bir giriş yaptı. Daha kısa programlar, daha böyle izleyiciye ilginç gelecek, sıradan olmayan içerikleri var. Ama zaman gösterecek. Yani bu kendi kendini çevirecek bir gelir gider seviyesine ulaşacak mı göreceğiz. Ama devir hakikaten bu devir. Bu denemeleri yapmak gerekiyor. Elinde imkanı olanların yapması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden bekleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz bu girişimleri. Geçmişteki başarısızlıklar ya da eksikler gelecek için ders çıkartma şeyi olur mu? Göreceğiz hakikaten. Hayır, burada benim gerçekten bilmediğim ve merak ettiğim husus şu. Yani şimdi Acun kendisi kendi tecrübesiyle işte ve kendi sermayesiyle dediğin kaygılar da içinde olmak kaydıyla, yani işte rütük vesaire gibi kaygılar da içinde olmak kaydıyla zaten biliyor olduğu bir işi Netflix vesaireden de ilham alarak dijital bir alana kaydırmıştır. Şimdi bu anlaşılır bir şey. Yani orada o kararların nasıl mayalandığını falan anlamakta çok zorlanmıyorum. Gain içinde yani işte ya mesela şimdi bunu bizim de içinde bulunduğumuz Medyascope için söyleyecek olursak mesela bu ortamın, bu platformun dinamiklerini anlamakta zorlanmıyorum. Yani Ruşen Çakır kadim bir gazeteciydi. İşte gazetecilik yapma imkanları yani geleneksel ortamda bunu yapma imkanları elinden alındığında ve ya işte bak ama burada da bir başka ve çok da ciddi bir ekonomik talep etmeyen, yatırım talep etmeyen bir alan var. Ben burada kendi işimi, biliyor olduğum işi yapayım deyip işte gözünü kararttığı zaman bu ortaya çıkabiliyor. Yani oradan sonra artık bunu nasıl zenginleştiririm, işte buradan yaptığım işi nasıl daha çok kişiye ulaştırırım falan diye alternatif stratejiler geliştirilebilir. İşte Medyascope'da ona göre bir şeyler yapıyor. Şimdi bunları anlayabiliyorum. Gaining'inde de kabaca bana öyle geliyor ki işte yine medyada yer almış biraz nasıl diyeyim dünyayı okuma tarzı daha modernist diyebileceğimiz bir takım insanlar yani işte aslında günün şartları şöyle bir şeyi gerektiriyor deyip bir analiz yapmışlar gibi görünüyor. Ana hatları itibariyle işte daha çok mobil telefonlardan ve işte dikey formatta yapmaya çalıştıkları şeyi görünen o ki işte daha çok gençleri hedef alıyorlar. Bu gençleri hedef alırlarken ne kadar parametreyi nasıl değerlendirmişler, buna göre başarıları belirlenecek. Yani işte gençler nasıl bir şey talep ediyorları mı talep ediyorları doğru analiz edebilmişler mi edememişler mi, bu da belirleyici olacak vesaire. Ama benim anladığım kadarıyla Gain öyle çok da uluslararası bir takım modellerden ilham almış gibi görünmüyor. Yani daha özgün, daha kendisine has bir şey gibi görünüyor. Ama tekrar aynı noktaya geliyor. Şimdi bu işe parayı yatırıyor olanlar ne kadar para yatırdılar? Bu parayı yatırırken bunun geri ödemesi konusunda nasıl bir hayal kurdular? Bunları bilemiyorum. Yani şimdi ben iki tarafı da iyi kötü tanıyorum. Yani Gain'in kurucusu Gözde Hanım'ı da iyi tanırım. O bu işe daha para kazanmak değil, yarı sosyal bir misyonla girdi diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla yaptığı yatırım da zaten çok şey gözükmüyor. O hani bir misyonu tamamlamak adına bu işin içine girdi diye tahmin ediyorum. Öbür tarafta Acun ise daha uzun vadeli ve belki zamanla global bir zincirin parçası olmak hedefiyle bu işi kurdu ve daha çok para harcadı diye görüyorum. Ama özgünlük açısından evet, hani eksenin bir şeyi yok. Teknolojisi, arayüzü, altyapısı tamamen Netflix. İçerikte tamamen TV8 gibi gözüküyor şu an. Yani oradaki modelle ve yaklaşımla gidiyor. Tabii ki yeni yaratıcı şeyler var. Dolayısıyla ikisi arasında ciddi farklar var
diye düşünüyorum. Burada benim hani bağlamak istediğim şey şu. Türkiye'de evet hani birçok kanalın, birçok dijital platformun, birçok girişimin fizibilitesi olmadı. Ha bu arada en çok para kazandıran iş ne oldu bu alanda söyleyeyim? Çanak televizyon, çanak antenler ve onların uygulanması. Özellikle 90'larda ve 2000'lerin başında yakından tanıdığım kişiler ve bazı müşterilerim de oldu. Yani hakikaten o çanak antenler hala da Kadıköy'e git işte şifre çözücü şeyler satılıyor aleni olarak yani gözümüzün önünde. Dolayısıyla en çok onlar bu işten kazandı ama ben şuna bakıyorum. Hani insan hayatında işte gazete döneminde günümüz bir saati geçerdi gazeteyle. Radyo döneminde belki 1-2 saat radyo dinlenirdi. Televizyon döneminde ortalama 3 saat gitti bu 10 yıllar boyunca. Hala da Türkiye'de ortalama televizyon izlemesi 3 saatler falan civarındadır. Ama bu dijital platformlar ve sosyal medya ile beraber bu 6-7 saatlere gitti ve hani 1-2 saatlerden 8-10 saatlere giden bir şey var. Dolayısıyla insanlar burada vakit geçiriyor. Dolayısıyla bu gözle baktığında arzın da buna bağlı artması kaçınılmaz bir şey. Bunu da biraz kafayı çalıştıran, biraz vizyoner olanın para kazanmaması da bence söz konusu değil. Ama Türkiye'de dediğim gibi medya çok taklitçidir. Çok birbirine benzer işler yapar. Yani ben böyle wow falan beni çok etkileyen şeyler geçmişte olurdu. Son yıllarda hiç rastlamıyorum. Bakalım göreceğiz. Bu senin son söylediğinle ilgili bir istatistik vereyim öyle kapatalım. İzin verirsen o zaman. 1900 yılında Almanya'da ortalama bir işçi 3055 saat çalışıyormuş. 1960'ta bu 2180 saate düşmüş. Bugün 1340 saat. Yani 60 yıl içinde 2180 saatten 1340 saatten neredeyse yarı yarıya düşmüş yani. %40 düşmüş. Bu hani çok çalışkan olduğu söylenen Almanlar için böyle. Ve bu da zaten anladığım kadarıyla sadece çalışanların süresi. Bir de hani işsizlik de arttığı için hiç çalışmayanları buna eklersek sonuçta çalışma süreleri çok kısalmış durumda. Türkiye istatistiklerini de vereyim. 1970'te Türkiye'de ortalama bir işçi 2086 saat çalışıyormuş yılda. Bugün 1830 saat çalışıyor. Yani Türkiye bu anlamda Almanlardan daha fazla çalışıyor. Bir Türk işçisi Alman işçisinden çok daha düşük ücrete de çok daha fazla çalışıyor gibi görünüyor. Şimdi tabii hani şöyle, olayı şöyle de bağlayayım. İnsanlar çalışmayınca da Salazar haklı çıktı yani. Çok başa bela olabiliyorlar. Gidip kapitol mapitol basabiliyorlar galiba. İş icat etmek gerekiyor. Çünkü hani onları sosyal medyanın başında da o kadar uzun süre tutmak mümkün olmuyor galiba. Ya da medyanın başında. Bugünlük bu kadar diyelim. Sence de uygunsa. Merakla bekliyoruz. Nereye gidecek bunlar? Göreceğiz bakalım. Ama yani sonuçta içinde yaşadığımız dönemin acayip zamanlar olduğuna dair önemli ipuçları barındırıyor sonuçta medyadaki dönüşüm. Ve Güven'in de dediği, hakikaten acayip. Güven'in de dediği gibi daha da acayip zamanlara gitmesi mümkün görünüyor. Onları bekleyip göreceğiz yani. Hepinize iyi hafta sonları temenni ediyoruz.